karşı karşıya gelecek kendisi. Aslında hocam yani Yunus Emre'yi zaten Akın Fight Arena'larda, Akın Dövüş Arena'larında ondan önce bolca görüyorduk buralarda. Yayınımıza konuk ediyorduk kendisini. Evet, evet. Ama ilk profesyonel maçına çıkacak. Aslında bunun hikayesini biraz sizden dinlememiz lazım. Ya Yunus Emre çok beyefendi bir kardeşim. Ben çok uzun yıllardır tanırım. MMA'yı da yaptı, bizde kickbox da yaptı. Hı hı. Maç yapmak istediğini söyledi. Biz de zaten kadromuzu aldık. Mutlu olduk. Ben evladım gibi seviyorum onu. Ayrıca de 3 aydır kampta. Gerçekten benim oğlumla beraber kalıyor. Aynı evdeyiz. Yedik, içtik beraber. Çok ağır antrenman. Hatta bana dedi ki Survivor'dan daha fazla acı çektim burada. İnşallah bu çekmiş olduğu acıyı ringe yansıtır ve renkte kazanan Yunus olur. Devamlı da kadromuzda yer alır. Ben Yunus'u karakter olarak dediğim gibi çok seviyorum. Kesinlikle. Bütün Türkiye'de seviyor. Kesinlikle. Ayrıca bu organizasyona değişik bir renk verdi. Onun için de ona teşekkür ederim. İnşallah güzel bir maç olur. Tek dileğim bu. Evet, hadi o zaman artık maçımız başlasın değerli izleyenler. Mikrofonu bir kez daha Şenol İpek'e bırakalım. Yunus Emre Özden az sonra ringde olacak. Teşekkürler İlgecan. Ve gecenin 5. maçı beklenen maçlardan bir tanesi. Ve Mavi Köşe, Heston Ellis. Kırmızı köşe, Yunus Emre Özden. Yunus Emre Özden, alkışlar gelsin. Ringde yerini aldı. Değerli izleyenler, Haiti'li rakibi Heston Ellis'e karşı ringe çıkacak. Dün işte Dartı'da face to face'te pozlarını böyle verdi. Bu şekilde de yüz yüze geldiler. Yunus Emre bakalım Heston Ellis'e karşı ringde neler yapacak. Asla da korkmadığını, asla da geri adım atmadığını dün de görmüştük zaten. Bakalım bugün kendisi neler yapacak. Merakla bekliyoruz. Gecemizin en çok beklenen maçlarından bir tanesi artık başlamak üzere. Evet İzgecan, gerçekten de merakla beklenen maçlardan bir tanesi. Mavi Köşe, Heston Ellis, lakabı Leo. Haiti, 81 kilo ağırlığında, 20 yaşında, 1.80 boyunda. İlk profesyonel maçı antrenör Sami Akın. Ve Kırmızı Köşe. Herkesin hakkında, sen de kendin de herkesi tutabileceksin.
Yunus Emre Özden, Sarı Kaplan, Silivri Türkiye. 81 kilo ağırlığında, 29 yaşında, 1.84 boyunda ilk profesyonel maçı. Antrenör Sami Akın, Mert Akın, Akın Spor Kulübü. Evet, Gökhan Keser de destek veriyor. Değerli sanatçı kardeşimiz, o da burada. Ve maçın hakemi Turan Buyurman. Hocam başarılar. Müsabakayı Turan Buyurman yönetecek değerli izleyenler. İşte Yunus Emre Özden, Devrim Akarsu. Köşede yanında Mert Akın, hemen arkasında. Sami Akın hocamızın evet, da hocam, bahsettiği fighters. Gibi zaten. Fighters. Çok ciddi bir kampla hazırlandı bu karşılaşmaya. Hocam. Kendisi. Bir de. Ve bakalım. Kendisi performansı nasıl olacak? Evet, güzel antrenmanlar yaptı. Tabii ki bunu ringe yansıtmak çok başka. Umarım yansıtır. Ama hep der, ben Survivor'dan daha fazla zorlandım bu 3 ay içinde. Bu kadar çalışsaydım Survivor'da daha güzel illere gelirdim diye söyledi. İnşallah bu emeğimizin karşılığını da Mert de ben de alırım. Umarım iyi geçer. Yani umarız güzel maç hocam. Esin Nelson şu anda eldivenleri bantlanıyor. İplerin sarkmaması lazım tabii ki. O problem hemen giderilecek. Ardından da maçımız başlayacak. İşte Yunus Emre Özden hazır. Aston Ellis de artık hazır. Evet. Hep beraber hazırız artık. Evet. İşte sporcu nasıl yüz yüze görüyorsunuz. Yunus Emre denedi bu sefer. Dün Aston'ın denediğini. Ondan da geri adım yok. Bu. Çok sert Fighters. Bakışmalar. Fighters. Çenesini uzattı ileri doğru Aston Ellis. No head. Yunus Emre asla geri adım atmadı. Yunus Emre. Sarılmıyoruz. Kafa gözünü vurmak kapatmadı, yok. Gözünü kaçırmadı. Okey. Tamam. Ve şimdi. Hocam aşağı iner misin? 81 kiloda. Aşağı inelim. Heston Ellis. Yunus Emre Özden karşılaşması. Başlamak üzere. Hayır. Fight. Herkes hazır. Ve müsabakamız start alıyor değerli izleyenler. Yunus Emre Özden mi yoksa Esin Ellis mi bakalım? Üstünlük kime gidecek? Galibiyet kime gidecek? Karşılıklı tekmeler. Esin Ellis biraz daha hareketli kalmaya çalışacak gibi gözüküyor. İçeri girmesini istiyor Yunus Emre'nin. Devrim Akarsu köşeden talimatlarıyla bunu yaptığı anda zaten isabeti buldu evet. Az önce. Yunus. Direklerinden kurtuldu ve denge ayağına gelen bir low kickle birlikte de Esin Ellis'i yere yıktı. Kişkol kick gayet etkili. Aston Ellis de 20 yaşında genç bir sporcu. O da kariyerin ilk profesyonel maçında. Hareketli kalmaya çalışıyor ama ya işin şov kısmı, bakalım puana dönecek mi? Etkili tekmeler var Yunus Emre Özden'den. Oo, evet, yakaladı. Evet. Hadi aslanım. Eskimlerle kaçmaya çalıştı. Kaçmayı da başardı buradan. Hadi aslanım. Çok güzel. Low kick isabetli dıştan. Karşılık geldi. Esin Ellis tekmelerini kullanmaya çalışıyor. Hocam çenesini çok çıkararak dövüşüyor yalnız Esin Ellis. Yunus Emre'yi yakalama ihtimali var gibi geliyor. Çok hareketli çocuk. Çok hareketli kesinlikle. Evet. Yani az önce sıkıştığı köşeden bile nasıl çıktığını gördük. Yunus'un isabetli darbelerine rağmen. Şimdi bakalım bir daha yakalayabilecek mi? Eskimlerle oradan kaçmak isterseniz bir an maçı bırakır gibi oldu. Önder Dağlar! Gitti üstüne! Evet. Hadi be aslanım be! Hadi be! Saymıyor mücadelemiz hakemi. Devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli izleyenler. Evet, boks yapması lazım Yunus'un. 1 dakika 5 saniye kaldı. Üst üste tekmeler Aston Ellis'ten. Çıkarken bir sol isabeti buldu Aston Ellis. Bir kez daha. Sağ köşe denedi bir dakika ardından. Hocam Yunus duruyor ama vurdu da tam vuruyor şu ana kadar. Evet. Şimdi Aston Ellis'ten. Evet! Yok, bırakma! Gitti üstüne Aston Ellis. Güzel. Bir kez daha yerde ve sayıyor bu sefer Turan Buyurman. Nefes al. 6-7-8 okey. Okay. 8'e kadar saydı hakemimiz. Yunus boks yap. Aston Ellis devam ediyor karşılaşmaya. 25 saniye kaldı. Yumurtaki.
Bakalım ilk round'da knockout'u bulabilecek mi son saniyelerde? Yunus Emre Özden hep birlikte göreceğiz. Evet! Bas! Üstelik rakibinden kick. Aston Ellis kaçmayı başardı son anda. Yunus Emre Özden bir kez daha geldi. İyi eskim var. Aston Ellis'ten sol sağ kroşeler üst üste geliyor Aston Ellis'ten ama eldiven içiyle vurmaması lazım. Ve ilk round'un sonuna geldik. Evet. Hocam Aston Ellis potansiyelli bir sporcu bana kalırsa. Fakat yani işin şov yönünü çok ezbere yaptığı için çok net açıklar verdi. Yunus Emre Özden de bunları değerlendirmeyi başardı. Evet. Yunus'un boks yapması lazım. Boks da evet. Yakalayabilir. Ama yabancı sporcuyu yakalamak çok zor. Olduğu yerde hiç durmuyor. Yunus da tam terzi durarak dövüşüyor. Fırsatı bulduğu zaman da kombinasyon yapmaya çalışıyor. Yani çok güzel de birkaç tane de kombinasyonu yakaladı bence. Ama Yunus'un daha çoğunlukla boks tekniğiyle dövüşmesi lazım. Ayak olarak diğer taraf biraz daha seri. Birinci round'u bence biraz daha Yunus daha istekli davrandı ve aklıyla beraber çalıştı ve birkaç tane net yumrukları var. Diğer taraftaki sporcumuz kendine yakışanı da yaptı yani. Şu anda her iki taraf içinde çok fazla maç bitmeden bir şey diyemem. Ama tabii ki gönlüm Yunus'tan tarafa. Yunus benim çünkü 3 aydır düşün gece gündüz çalıştık. Performansı bu kadar ringe yansıttı. Gerçekten bence iyice yansıttı yani. Bence de öyle hocam. Ya bu kadar hareketli bir rakibe karşı yakalamak çok zor. Çok zor yani herhangi çok tecrübeli bir kickboksçunun bile dövüşmesi çok kolay olmayan bir rakip böyle bir hareketlilikle birlikte. Yunus'un suratı hiç değişmiyor bak. Hep böyle aslan gibi hep böyle bakıyor ve saldırıyor. Kesinlikle öyle. Fırsatını hocam sarı kaplan gibi diyebilir miyiz lakabını da söyleyerek. Evet. Hakikaten. Şimdi high kick ardından sağ soluna geldi. Eskimin ardından bir sağ sol koşu daha Aston Ellis'ten. Kontraya çıkması lazım Yunus Emre Özden'in burada. Rakip açıklar veriyor çünkü ama. Evet, birkaç tane güzel yumruk aldı bak. Kaçıyor yakalanmıyor. Ama kendini yoruyor şu anda Aston Ellis. Hakemin de arkasından geçiyor bu arada. Yunus Emre Özden çok soğukkanlı. Direklerle yakaladı bu sefer Aston Ellis'i. Direklerle yakaladı bu sefer Aston Ellis'i. Devam ediyor karşılaşmamız. Ellerini kaldır Yunus. Middle kick isabetli. Low kickler üst üste geldi Aston Ellis'ten. Bak evet. Bak. Taş gibi çocuk evet. Çok ayağı sakatladı bak. Islanır beni. Evet aferin. Yunus çok sert gerçekten. Atlı yumruklar da tekmeleri de ama tabii ki uzun süredir antrenman da yapmıyordu. Soyvar'dan geldi ve bizde kaldı oğlumla beraber. Sabahın evet, bu işte. Sabah akşam evet devam et Yunus. Ellerini kaldır. Aston Ellis yumrukları savurarak geldi. Yunus karşılık verme çabasında. Aston Ellis yumruklarla geliyor ama bunlar çok da öyle ya teknik olarak sağlam yumruklar değiller açıkçası. Biraz savuruyor kendisi. Elvin içiyle geliyor. Dönerek gelmek istedi. Yine olmadı. Yunus. Atladı rakibin üstüne doğru. İsabet yok. Şimdi burada Aston Ellis bir kez daha yanındaki sakatlığı söylüyor ve tabii kendi maçı bıraktı. Hakem sayacak. 6-7-8 sağ ayağında kaval kemiğinde veya bileğinde bir sakatlık var gibi kendisinin. Devam edebilecek mi edecek şimdilik. İkinci round'un son dakikasındayız. Bu arada köşe havlu attı. Evet. Mavi köşe havlu atıyor Yunus Emre Özden. Evet. Akın Fight Arena'dan galibiyetle ayrılıyor. Evet değerli izleyenler. Yunus Emre Özden zafere ulaşmayı başardı. İşte köşede burada galibiyetli kutluyor kendisi Yunus Emre Özden müsabakamızdan zaferle ayrılıyor. Evet gerçekten güzel keyifli bir maç oldu değerli spor severler. Üsküdar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksindeyiz. Gerçekten güzel maçlar olmaya devam ediyor. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Bize böylesine evet, güzel değerli izleyenler, Yunus Emre Özden'in galibiyeti şimdi resmileşecek. Müsabakamızın resmi kararı da ringe ulaştı. Şenol İpek'e ulaştı.
maçımızın sonucunu şimdi öğreneceğiz. Bir yandan da tekrar görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Bu pozisyonda ayağı sakatlandı Haiti'li sporcunun. Ve ardından da devam etmek istediği maçı olmadı. Köşenin de avluyu attığı an ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Sporcuları devam edemedi karşılaşmaya ve müsabakayı Yunus Emre Özden galibiyetle evet. kapattı. Öncelikle kupalarını takdim etmek üzere Sayın Alper Borucu ve Sayın Cengiz Şıklaroğlu'nu ringe davet ediyorum. Gökhan Keser ringde değerli kardeşim, sanatçı kardeşimiz. Evet, ben de hakemlerimizden hemen sonucu aldım. Şenol İpek sonucu aldı. Gerçekten. Bence Yunus Emre bir şey söyledi biraz önce. Hep beraber duyalım Yunus Emre. Ben daha doymadım. Daha istiyorum. Evet. Daha doymadım diyor. Daha maç istiyorum diyor. Ve kazanan. Kazanan kırmızı köşe Yunus Emre Özden. Evet Sayın Alper Hoca ve Sayın Cengiz Şıklaroğlu linkteler kupalarını takdim ediyorlar. Evet Yunus Emre Özden kupayı alıyor değerli izleyenler. Çok mutlu oldum. İnanılmaz bir maçtı. Yunus Emre için geldim ben. Kardeşimi tebrik ederim. İnşallah böyle çok kazasız belasız, çok böyle sakatlık olmadan da güzel maçlar çıkar. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ediyoruz. Aramızda kickboksa değer veren bir kickboksu var sevgili Cengiz Şıklaroğlu aramızda. Siz de hoş geldiniz. Güzel bir geceydi, güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederiz. Kardeşlerim böyle yenerken gördüğüm zaman çok seviyorum. Ama thank you for joining. Thank you for coming for Turkey. Diğer sporcumuza da teşekkürler ilettiler gerçekten de. Evet, var mı söz hocam? Sami Akın, Sayın Sami Hocam. Öncelikle bu imkanı bana verdiği için Sami Akın ve Mert Akın'a çok teşekkür ederim. Beni ailelerinden biri gibi bugüne hazırladılar. Çok emek verdiler. Bu daha ilk maçım. Daha çok maç yapmak istiyorum. Buradan anneme babama selamlar gönderiyorum. Yürekleri dayanmayacağı için buraya gelmediler. Onları çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayan Kirve Matakan'a, Gökhan abime çok 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 teşekkür ediyorum. Ve Mert Akın. Yani onun hakkında söyleyebileceğim çok şey var. Beraber yattık, beraber kalktık, beraber hazırlandık. Çok emek verdi. İnşallah yüzlerini kara çıkartmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum herkese bir kez daha. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz ve söz İzgecan'da.